Efendim hepiniz saygıyla selamlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biraz daha normale göre geç başlamış olduk. İnşallah çok yorgun değilsinizdir, zihniniz dolu değildir. Çünkü hayatımızda önemli olacağını düşündüğüm bir konuyla huzurlarınızdayım. Hayat boşluğu adını verdiğimiz bu konu. Bu depremle alakalı bu hayat boşluğu, yaşam üçgeni kelimesi, kavramı biraz popüler oldu. İnsanlar duymaya başladılar. Ne demek? Üzerinize enkaz çöktüğünde hayatta kalabilmeniz için bir mesafeye ihtiyacınız var. Nefes alabilecek, hayatını sürdürebilecek, ezilmeyeceğiniz, daralmayacağınız, bunalmayacağınız bir mesafeye, bir boşluğa ihtiyacınız var. Bu depremde böyle. Gerçek hayatta nasıl acaba? Deprem olmadığı zaman nasıl acaba? Dünya üzerimize geldiğinde tüketim kültürü veya dünyanın mevcut yapısı üzerimize bir sürü şeyi enkaz olarak bıraktığında biz nasıl nefes alacağız? Nasıl hayatta kalacağız? Nasıl bir boşluğa ihtiyacımız olacak? Onun üzerine bugün konuşalım istedim. O yüzden de hayat boşluğu konusuyla karşınıza çıktım. Şimdi çok güzel bir sözle başlamak isterim. Diyor ki, doldurduğunuz her boşluk, hayatını sürdürmek için kullandığınız günlük enerjinin bir kısmını sizden alır. Dolayısıyla hayatımıza baktığımızda eşyalarımız, işlerimiz, ilişkilerimiz esasında bizim enerjimizden bir şeyler götürüyor. Bizim alanımızı daraltıyor, boşluk bırakmaz hale getiriyor bize. Dolayısıyla her ne kadar görüntüde sevimli gibi gözükse de zihnimizde doluluk, kalbimizde yoğunluk olarak var oluyorlar. Ve bir süre sonra biz dikkatimizi, ilgimizi, sevgimizi, enerjimizi bir yerlere kanalize edemez hale getiriyoruz, geliyoruz. Niye? Çünkü kalmadı boşluk. Dolduk, zihin olarak dolduk, gönül olarak dolduk, dikkat olarak dolduk, iş olarak dolduk, ilişki olarak dolduk. Dolayısıyla yaşamın muhakkak gelecek olan zorlukları, sıkıntıları, problemleri bizi nefes alamaz hale getirmesin için bazı boşluklara ihtiyacımız var. O boşluklar bize enerji verecek. O boşluklar bizi ayakta tutacak. O boşluklar nefes almamızı sağlayacak. Çünkü boşluk olmadan mekan ve dolayısıyla yaşam olmaz. Boşluklar yaşanır kılıyor hayatı. Boşluklar mümkün kılıyor birçok şeyi. Bakın aramızda bir boşluk var. O boşluk sayesinde biz birbirimizi görüyoruz, anlıyoruz, duyuyoruz. Birbirinizin arasında da boşluklar var. Birbirimize geçmiş durumda değiliz. Birbirimize geçmiş durumda olsak, makul bir boşluk bırakmasak o vaziyette çok uzun süre kalamayız. İşimizi, gücümüzü yapamaz hale geliriz. O yüzden boşluk olmadan mekan ve dolayısıyla yaşam olmaz meselesini ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Son da söyleyeceğim, başta da söyleyeyim. Boşluğu yokluk olarak düşünmememiz lazım. Varlık olarak düşünmemiz lazım. Boşluk bizatihi var olan, o varlığı gözüken, görülmesi gereken ve o varlığa göre hareket edilmesi, o varlığa göre etrafı dizayn edilmesi gereken bir şeydir. Yokluk olarak düşündüğümüzde algımız biraz bozulmaya başlıyor. Lao Tzu'nun çok güzel bir sözü var. Milattan önce kaç yılında yazmış. Diyor ki, bir tekerlek yapmak için 30 çubuk alırız. Ama arabanın dayanağı ortadaki boşluktur. Bir çamur topağından çanak yaparız. Ama çanağı iş gördüren, o çanağı kullanmamız sağlayan, yemek yememizi, bir şey içmemizi sağlayan ortasındaki boşluktur. Oda için kapılar, pencereler yaparız. Ama odayı yaşanır yapan boş yerlerdir. Böylece varoluş işe yarıyorsa, onu işe yaratan boş oluşudur. Boşluklara hep ihtiyacımız var. Elbisemizi giyerken, ayakkabımızı giyerken, bardaktan su içerken, kaşığa bir şeyler doldururken, hep boşlukları kullanarak yaparız bunları. Dolu olsa kullanamaz hale geliriz. O yüzden yaşamın devam edebilmesinde boşluklara çok ihtiyacımız olacak. Ama burada modern dünya insanının boşluk korkusu var. Şöyle ifade ediliyor. Boşluk korkusu. Ve diyor ki, çok önemli bir yazar, boşluk bizim yaşam kaynağımızdır. Yaşamak bizi yaşatan boşluğu taşımaktır. Boşluğa karşı tahammülsüzlük de çağdaş insandaki
vahim bir marazdır. Boşluğa tahammülsüzlük, belirsizliğe tahammülsüzlük gibidir bizim için. Doldururuz bir şekilde. Evimizi doldururuz, ilişkilerimizi doldururuz, zihnimizi doldururuz, kalbimizi doldururuz, zamanımızı doldururuz. Her şeyi doldururuz. Çünkü boşluğun ne getireceğini bilemediğimiz için, boşluğun getireceklerine karşı kendimizi hazır hissetmediğimiz için, boşluğun getirebileceği olası negatif şeylerden korktuğumuz için doldurabildiğimiz kadar doldurmaya çalışırız. Halbuki hayatta bütün güzellikler boşluklarda gizlidir diyor bir sosyal medya platformunda bir kişi. Mekan nasıl doldurduğunuz değil, neleri boş bıraktığınız önemlidir. Sinemada neleri gösterdiğiniz değil, neleri göstermediğiniz önemlidir. Yazarken ne yazdığınız değil, okurun dolaşacağı boşluklar bırakmanız önemlidir. Evliyken neleri birlikte yaptığınız değil, birbiriniz için hangi boşlukları bıraktığınız önemlidir. Boşluk, özgürlüğe ve varlığa saygıdır. Bu çok önemli bir cümle. Özgürlüğe ve varlığa saygıdır. Boşluk olmadan demek ki hem özgürlükle alakalı ciddi bir problem söz konusu oluyor, hem de varlıkla alakalı ciddi bir problem söz konusu oluyor. O yüzden boşluk meselesini biraz derin bir şekilde düşünmeye ve hayatımızda buna göre bazı düzenlemeler yapmaya ihtiyacımız var. Bu noktada Japonların Ma diye adını verdikleri bir yaşam tarzları var. Çok önem verdikleri, hayatın her noktasında izini bulabileceğimiz bir felsefe. Ma'nın kelime anlamını belki ifade etmek zor ama hayata yansıması olarak zamanda duraklama, mekanda boşluk anlamlarına geliyor. Zamana ara verme, dönem dönem, parça parça, mekanda mümkün olduğu kadar boş bırakma. Şu bir Japon evi. Gördüğünüz gibi ne kadar sade, ne kadar boş. Bu bilinçli olarak, bilerek, isteyerek, severek, seçerek yapılan bir şey. Çünkü bunun ardında önemli bir düşüncenin, hayatı ve insanı anlamaya dönük önemli bir bakış açısının olduğunu düşünüyorlar. Diyorlar ki boşluk sayesinde hayatta biz nefes alırız, hissederiz ve ilişki kurarız. Nefes almamız, hissetmemiz ve ilişki kurabilmemiz için boşluklara ihtiyacımız var. Boş zamanımız yoksa ve mekanlarımız darsa büyüyemeyiz. Çiçeklerle uğraşanlar var mı? Çiçekler büyür malum. Bir süre sonra saksısı dar gelir ona. Saksıyı değiştirmezseniz o çiçek büyüyemez. Ya ölür ya öyle kalır. İnsan için de aynı söz konusu. İnsanın da boşluklara ihtiyacı var. Büyümesi için, kök salması için, gelişmesi için. Japonlar da bunu söylüyorlar. Diyorlar ki, boş zamanımız yoksa, mekanlarımız darsa büyüyemeyiz diyorlar. Bu evrensel ilkede hayatın bütün alanlarına teşmil edilmiş Japon sisteminde. Mesela çay evleri var Japonlarda. Ve o çay evlerinde boşluk bir varlık gibi düşünülüp ona göre dizayn yapılıyor. Muhakkak bir ölçüde boşluğun var olması lazım. Boşluğun bile ölçüsü var. Belli bir oranda boşluk olacak. Onun etrafını siz düzenleyeceksiniz. Onu işgal edemezsiniz, onu yok sayamazsınız, onun üstünü örtemezsiniz, onu kapatamazsınız. O var, orada duracak. Ona göre mini mini parçalar koyabilirsiniz ama çok bir şey koyamazsınız, çok dolduramazsınız. Ve yine tapınaklarda upuzun bahçeler var, bomboş. O tapınaklara giderken o boşlukta zihninizi boşaltmanıza, kalbinizi boşaltmanıza ve tapınağa girmeye hazır hale gelmenize yardımcı olur onlar. Çat diye girmezsiniz tapınağa. Niye? O yol içerisinde zihni ve kalbi boşaltmanız lazım ki oradan azami oranda istifade edebilmeniz mümkün olsun. O yüzden bu Ma felsefesi büyük oranda boşluğu hayatımıza adapte etmeyle alakalı, her noktada boşluğu, boşluğa yer vermekle alakalı bir felsefe. Yazılımı şöyle, simge olarak da şöyle açıklıyorlar. Bir kapı var, ortasındaki boşluktan güneş ışıyor. Güneş aydınlatıyor bizi gibi bir manası, felsefesi de var. Bununla alakalı bu büyüyememekten bahsettik ya, büyüyemek meselesi hakikat, bir hakikat. Yani bir insan hayatını nefes alamayacak kadar doldurduğunda büyüyemez hale geliyor. Çok güzel bir söz. Diyor ki, sonra vücudumun içinde koca bir boşluk hissettim ve kendime çok şaşırdım. Ne olduğunu anladım kardeşlerim, büyüyorum. Büyümek için boşluklara ihtiyacımız var. O boşluklar bizi büyütecek aynı bir çiçek gibi. Dostoyevski'nin bu konuda ilginç bir
sözü var. Suç ve Ceza'da geçiyor. Bunu çok boyutlu, çok katmanlı, çok mistik olarak düşünmek de mümkün. Diyor ki, varlığını bilip de ona varamamanın özlemi başkadır. İnsan içindeki boşlukların sahibini özler diyor. Bir özlemin, bir hasretin, yoğun bir duygunun ortaya çıkabilmesi için bazı boşluklara ihtiyacımız var. İki kişi sever birbirini, kavuşamaz olur adı aşk derler. Kavuşsalar aşk olmuyor, aşk bitiyor, aşkın ömrü üç gündür diyorlar. Ama kavuşamayınca Leyla ile Mecnun oluyor, Ferhat ile Şirin oluyor. Niye? Bir boşluk bırakmış, o boşluk kendini varlık olarak göstermeye başlıyor. O yüzden varlığını bilip de ona varamamanın özlemi başkadır. Bunu çok yönlü olarak, dünya ötesi olarak da algılamak mümkün, dünya sonrası olarak da algılamak mümkün. İnsan içindeki boşlukların sahibini özler. Ama özlemesi için içinde bazı boşlukları bırakması lazım. Peki boşluk ne işimize yarıyor? Boşluk bırakırsak ne olacak? Hayatımız nasıl değişmiş olacak? Birincisi, bazı şeyleri görmeye başlayacağız. Çünkü boşluk gösterendir. Rahman Işık Sarı Alioğlu çok güzel bir makale yazmış. Diyor ki o makalede, nesneleri açığa çıkaran, onlara uzamda boyut kazandırdığı kadar, onları anlamlar dünyasında da var eden boşluğun sağladığı olanaklar değil midir? Boşluk olmasa nesnelere varlık veremezsiniz, açığa çıkartamazsınız, gösteremezsiniz, boyut kazandıramazsınız. O yüzden bir şeyi göstermek için, var kılabilmek için boşluklara ihtiyacımız var. Dolayısıyla görebilmek için boşluk olacak. Boşluk olmazsa göremeyiz, kaçırırız, atlarız, ıskalarız. Boşluk düşündürendir. Yine aynı makaleden başka bir bölüm. Diyor ki, kendini dünyaya açmak için dünyanın doluluğundan, ağırlığından sıyrılması gerekir insanın. Fantazi, yeni düşünceler, hayaller, insanın normalde aklına gelmeyecek şeyler, yaratıcı fikirler, iç içe geçmiş, sonsuz şeylerin katı evreninde insana varoluş olanaklarını olabildiğine sunan bir boşlukta filizlenebilir ancak. Fantazinin olabilmesi için, yeni düşüncelerin, hayal gücünün ortaya çıkabilmesi için o katı evrende biraz boşluk açmak lazım ki insan o katı evrende bazı şeyleri düşünebilsin, göremediği şeyleri kalabalıkta görebilir olsun. Boşluk çoğaltandır diyor Demokritos. Gerçekte sadece iki şeyin mevcut olduğunu söylüyordu. Varlık ve hiçlik ya da atomlar ve boşluk. Devinebilmemiz, çoğalmamız, çeşitlenebilmemiz için boşluğa ihtiyacımız var. Hareket edebilmemiz için. Yuvarlanabilmemiz için, kendimizi bulabilmemiz için, aramamız için, çoğalabilmemiz için, çeşitlenebilmemiz için hep boşluk bize lazım olacak. Boşluk anlatandır aynı zamanda. Mimari bir makale paylaşmak istiyorum size. Çünkü mimaride boşluk başlı başına bir unsur olarak planlanır. Diyor ki, mimar biçimlendirme kararları verirken kullanıcılara biçim, renk, doku, boşluk gibi mimari sinyaller aracılığıyla belli işaretleri göndermektedir. Boşluk bir tür mimari mesajdır. Boşluk üzerinden siz bir şey anlatırsınız. Değer verdiğiniz şeyi anlatırsınız. Önem gösterdiğiniz şeyi anlatırsınız. İnsanların fark etmesini gereken, dikkatini çekmeleri gereken şeyleri boşluklar sayesinde gösterebilirsiniz. Boşluk olmasa anlatamazsınız bunları. Boşluk verimdir. Yine başka bir mimari makale diyor ki, kentsel doluluklar ve boşluklar arasındaki ilişki tanımlanmış ve anlaşılır olduğunda diğer mekansal ilişkilerinde başarıyla kurgulanabileceği düşünülmektedir. Bu ilişki iyi organize edilmezse karşımıza kayıp ve kullanımsız mekanlar ortaya çıkar. Hakikaten baktığımızda şehirde boşluk planlanmadan, doluluk planlandığında, binalar önce tasarlandığında bir yığın varlıkla karşı karşıya kalıyoruz ama uyum yok, ahenk yok, işlev yok, verim yok, tasarruf yok, hiçbir şey yok. Niye? Doluluk tasarlanmış, o öyle doldurmuş, bu böyle doldurmuş, şöyle doldurmuş, bu böyle doldurmuş. Nefes alabilecek, görebilecek, anlayabilecek, mesaj alabilecek ya da anlatabilecek bir varoluş imkanı kalmamış. O yüzden boşluk verimdir esasında. İyi tasarlandığında yaşam alanı olarak çok ciddi verim almak mümkün ama tasarlanmadığında ziyan olan çokça mekan söz konusu olabiliyor. Nitekim kötü şehirlerde, kötü planlanmış, dizayn edilmiş şehirlerde bunu çok net görebiliyoruz. Örnek vermeyeceğim.
Pekala, boşluk güzelliktir diyor başka bir makale. Ne diyor? Kentsel mekana ilişkin tasarımlarda, boşluğu daha çok mimarlar çalıştığı için, inşallah psikologlar da bir gün çalışır, sosyologlar da çalışır, antropologlar da çalışır ama daha çok mimarlar çalıştığı için mimarlardan örnekler veriyorum. Başka bir makale diyor ki, kentsel mekana ilişkin tasarımlarda genellikle doluluklar ele alındığından binalar arası boşluklar kendiliğinden oluşan kayıp hacimlere dönüşmektedir ki çok büyük kayıp hakikaten. Yani bu binalar arası boşluklar değerlendirildiğinde, Fransa'da bununla alakalı harikulade bir örnek gördüm. Çok ciddi şehri değiştirmek, dönüştürmek, insanın yaşam alanını genişletmek mümkün. Ama şu anda o boşluklar ziyan olmuş bir şekilde tehlike saçıyor, tehdit saçıyor. Bu hacimler çoğunlukla özensizce yan yana getirilen cephe dizileriyle sınırlandırılmakta ve günümüz kentlerinde problem alanı haline dönüşen kentsel arayüzleri oluşturmaktadır. Hakikaten baktığınızda tasarlanmayan, göz önünde bulundurulmayan boşluklar hep problem kaynağı oluyor. Suç orada örüyor. Sağlıksız davranışlar, alışkanlıklar, ilişkiler hep orada ortaya çıkmış oluyor. Halbuki oralar değerlendirildiğinde, oralar varlık olarak görülüp tasarlanmaya başladığında ve oraların kıymeti bilindiğinde tırnak içinde şehrin hayatı çok daha farklı, çok daha güzel hale gelebilir. Ve boşluk güvendir. Görüyorsunuz harikulade tasarlanmış bir meydan. Bütün şehirlerin meydanları var. Meydan ne demektir? Büyük bir boşluk demektir esasında. O boşlukta insanlar buluşurlar, o boşlukta insanlar var olurlar, o boşlukta insanlar birbirleriyle görüşürler, birbirlerini tanırlar, birbirlerini görürler, şehir hakkında fikir sahibi olurlar vesaire. O yüzden boşluk güvendir. Bu konuda da yine bir mimar diyor ki, meydansız bir ortam bu yaşadığımız. Meydansızlık, insanların meydansızlığı seçişi, suskunluk, çıkan seslerin duyulmayışı, başat tedirginlik nedenlerim. Meydan, iletişim ve diyalog sağlamada toplumsal görev üstlenen bir yerdir. Her şehrin agorası olması lazım. Olmazsa o şehir eksik bir şehirdir. O agora da büyük boşluklar olması, insanların bir araya gelmesi, birbirini tanıması, görebilmesi, var olabilmesi, hareket edebilmesi, renklerini gösterebilmesi için imkanların oluşması lazımdır. O boşluk olmadan olmaz. O yüzden boşluk güvendir esasında. İnsanların birbirini tanıması için, anlaması için, bir şeyleri beraber paylaşabilmesi için, aynı şehirliliği hissedebilmesi için bir güvendir, bir güven ortamıdır. Boşluk hayatta tutandır. Bu da önemli bir şey. Diyor ki, topun denizin üzerinde kalmasını sağlayan şeydir boşluk. Ne kadar da aşağılara batırsalar, boşluk onu kendiliğinden yukarılara geri çıkartır, dengede tutar. İçinde boşluk olmayan ise en derinlere batar ve çıkamaz. Hayatınızda da, kalbinizde de, zihninizde de, ilişkilerinizde de boşluklar yoksa, derinlere batarsınız hayatın dalgaları içinde ve çıkmakta çok zorlanırsınız. Niye boşluk yok? Nasıl çıkacaksın? O su tabiat kanunu. Nasıl seni yukarı atacak? O yüzden hayatımızda muhakkak ama muhakkak boşlukların olması lazım. Sadece fiziki anlamda değil, fizik ötesi anlamda da, fizik ötesi algımızda da boşluklara yer vermemiz çok önemli. Uzun bir alıntı, boşluk tasarımdır diyor. Hem kır hem kent için boşluğun tasarlanabilirliği ile ilgili çok fazla konuşmuyoruz aslında. Yeni yapılacak yapı, yapma, inşa eylemi, yapının kendisi ve doluluğun tarifi üzerine konuşuyoruz. Hatta bizdeki imar kanunlarında da bir parsel ya da birkaç parselin bir araya geldiği bir adanın matematiği ne kadar boş bırakılacağı değil, ne kadar doldurulabileceği üzerinden tarifleniyor. Boşluğu nasıl tasarlayacağın üzerinden herhangi bir tipolojik açıklama veya onun tanımlanmış bir sistematiği maalesef yok. Boşluk ne kalırsa o. Yan yana durmanın, neyin yanına yerleştiğinin ya da nasıl bir caddeyle, akışla ilişki kurduğunun hiçbir şekilde tariflenmediği bir durum söz konusu. Tam tersi olsa ne olur? Yani yan yana durmanın tasarlandığı, neyin yanına yerleştiğinin planlandığı, nasıl bir caddeyle akışla ilişki kurduğunun öngörüldüğü ve buna göre bir boşluk tasarımının yapıldığı bir şehirde yaşasak ne kadar fark ederdi hayatımız acaba? O yüzden boşluk başlı başına tasarlanması gereken varlığı olan bir şey. Bu da dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan bir tanesi. Pekala, bizim hayatımızda anlattıklarımdan yola çıkarak siz bir sürü boşluğu düşünebilirsiniz. Ama ben biraz daha somutlaştırmak için bazı nokta atışı boşluklardan bahsetmek istiyorum ama sizin düşünce ufkunuz kadar zengin olmayabilir. Siz benim biraz sonra vereceğim örnekleri çok duymasanız da olur. Buraya kadar duyduklarınızdan, kendi hayatınızda
ne tür boşluklara ihtiyacınız var? Ne tür boşlukları bıraksanız daha büyürsünüz, daha gelişirsiniz, daha nefes alırsınız, daha yaratıcı fikirlere sahip olursunuz, daha hayal gücünüz gelişmiş olur, daha kendinizi ilerletmiş olursunuz, daha çok, daha güçlü bir şekilde hayatta kalırsınız. Onları bir düşünün. Benim verdiğim örnekler kısır olabilir. Ama birkaç tane örnek vereyim. Mesela hücrelerde boşluk var. Bu konu benim çok iyi bildiğim bir konu değil. Ama öğrendiğimde, okuduğumda çok şaşırdığım bir konu. Diyor ki eğer atomlarımızın içindeki tüm boş alanları yok etseydik, ki atomlar anladığım kadarıyla büyük oranda, çok çok büyük oranda boşluktan ibaret, her birimiz bir toz parçasına sığardık ve insan türünün tamamı bir şeker küpünün hacmine sığardı. Bir nesneyi oluşturan atomların boş kısımlarını aynı parçacıklarla doldurduğumuzu hayal edelim. Örneğin küçük bir demir bilyeyi atom çekirdekleri arasında hiç boş yer kalmayıncaya kadar yine demirle sıkıştırdığımızı varsayalım. Bu durumda o demir bilyeyi, küçücük demir bilyeyi hiç kimse yerinden kıpırdatamazdı. Çünkü ağırlığı en az 100 bin kat artmış olurdu. Yani nesneleri meydana getiren parçacıkların miktarı aynı kalsa ama bunlar aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde küçük adımlara sıkışsaydı o zaman her şey daha da ilginç olurdu. Örneğin bedenimizdeki atomlarımız, atomların tüm boşluklarını yok edebilsek bedenimiz bir toplu iğne ucuna sığabilirdi. Yeryüzündeki tüm insanları da küçük bir bezelye tanesinin içine toplayabilirdik. Görebildiğiniz gibi diyor, bu yöntemle epeyce tasarruf edebilirdik diyor. Ama şunu biliyoruz, şu beden dediğimiz şey, bedenimizi bir araya getiren, bedenimizi var eden atom parçaları büyük oranda boşluklardan ibaret. Sadece bedenimiz değil, bütün varlık, her şey büyük oranda boşluklardan ibaret. O yüzden yazılım kodlarında boşluklar çok fazla yer kaplıyor. Bunu bir önce görelim. Dolayısıyla biz de hayatımızda boşluk bırakmak zorundayız. İşte bir tanesi midede boşluk meselesi. Şimdi Ramazan geliyor. Oruç, midede boşluk bırakmamız gereken bir dönem esasında. Bize bir terbiye veriyor. Ama onun da ötesinde Ramazan dışında da ölçüne, nebevi ölçüne midenin üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini boşlukla doldurmamız, boşlukla doldurmak, boş bırakmamız. Boşlukla doldurmak olur mu? Hem de ne güzel olur. İnsana sağlık verir. Ama o üçte bir imkanı değerlendirmesek, boşlukla doldurmasak, yemekle doldursak, sağlığımızın ciddi anlamda bozulduğunu görebiliyoruz. O yüzden midede boşluk bırakacağız. Zihinde boşluk bırakacağız. Meditasyon, bu dönemde çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Bizim kültürümüzde, tasavvuf kültüründe belki tefekkür olarak da değerlendirilebilecek bir şey. Tefekkür biraz daha odaklı ama meditasyonda düşünmemeyi düşünmek üzerine kurgulu, zihni boşaltmak, zihni temizlemek üzerine kurgulu bir yapı söz konusu. Dolayısıyla zihinde de boşluk bırakmak, zaman zaman düşüncesizlik hali içinde, akış hali içinde olabilmek zihni çok rahatlatan noktalardan, alışkanlıklardan bir tanesi. Gündemde boşluk. Gündemde nefes almadan yoğun işler yaptığımızda en kritik şeyleri atlar hale geliyoruz. Behçet Necatigil'in çok meşhur bir şiiri var. Duymuşsunuzdur muhakkak. Diyor ki, sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Doluluktan o kadar kendimizi boğuyoruz ki, sevdiklerimize ne kadar sevdiğimizi, ne kadar önemli olduklarını, hayatımızda ne kadar değer ifade ettiklerini söylemeyi, göstermeyi, anlatmayı, yaşatmayı atlıyoruz, ihmal ediyoruz. Niye? Çok yoğunuz, çok koşturuyoruz. Fırsatımız olmuyor, vakit kalmıyor, imkan bulamıyoruz. Bunu çok duyuyoruz değil mi? Geçenlerde bir komik haber okudum. Komik haber olarak yazılmış bir haber. Diyor ki, yıllar sonra karşılaşan iki arkadaş, ya arada buluşalım dediler ve hakikaten buluştular diyor. Komik haber olarak verilmiş çünkü yıllar sonra karşılaşan arkadaşlar çok isteseler de bir türlü buluşacak vakit bulamazlar. O boşluğu ayarlayamazlar. Niye? Çünkü hayatımızı çepeçevre kuşattığımız, her vaktimizi bir şekilde doldurduğumuz, işgal ettiğimiz veya işgal edilmesine izin verdiğimiz bir dönemden geçiyoruz.
Dolayısıyla gündemimizde de boşluk bırakmamız bu noktada çok kritik öneme sahip. Sevgilerimizi ifade edebilmek için, sevgilerimizi gösterebilmek için, yaşayabilmek için, yaşatabilmek için. Kariyerde boşluk da çok önemli. Bu da çok olmayan şeylerden bir tanesi. Çok yapamadığımız, bilmediğimiz şeylerden bir tanesi. Yani her şey rast giderken, her şey güzelken, bir dakika ya, bir dakika. Ben kendimi tekrar diyorum. Benim bir aydınlanmaya, bir açılmaya, bir zihnimi dinlendirmeye, bir tazelenmeye, bir farklı şeyler görmeye, bir kendime dışarıdan bakmaya, yaptığım işlere dışarıdan bakmaya ihtiyacım var demek delilik gibi kabul ediliyor. Bundan 4 sene kadar önce ben bunu dedim. Bir problemim var dediler. Yok dedim, bir problem yok hakikaten, bir sıkıntı yok. Ben dedim, bir sene gideceğim. Bir bakacağım kendime dışarıdan, hayatıma dışarıdan. Bir dinleneceğim, bir zihnimi toparlayacağım. Bir dünyada neler oluyor araştıracağım. Boğulmamaya çalışacağım dedim. Bir sene ayrıldım, bir sene Avustralya'ya gittim. O dönem görüşemedik. Buna ihtiyacımız var, hepimizin ihtiyacı var. Ama sanki bir şeyleri kaçırıyormuşuz gibi, bir şeyleri kaybediyormuşuz, bir şeylerden geri kalıyormuşuz gibi düşünülüyor. Halbuki bununla alakalı çok güzel bir oduncu hikayesi vardır. Belki anlatmışımdır. İki tane oduncu sabahleyin evlerinden çıkmışlar. Odun kesmek için ormana doğru gidiyorlar. Karşılaşmışlar. Ne yapıyorsun? Odun kesmeye gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de odun kesmeye gidiyorum. İyi, işin rast gitsin. Ayrılmışlar. Birinci oduncu, borcu, harcı olan bir adam. Çok odun kesmesi lazım. Çok odun yapması lazım ki borçlarını ödeyebilsin. Başlamış çalışmaya. Akşama kadar nefes almadan odun kesmiş. Öteki oduncu o kadar sıkışık durumda değil. Gitmiş, biraz odun kesmiş, sonra oturmuş, biraz nefeslenmiş, dinlenmiş. Baltasını bilemiş. Kalkmış, tekrar odun kesmiş. Ondan sonra aradan biraz zaman geçmiş, oturmuş, öğle yemeği yemiş, nefes almış, baltasını bilemiş, tekrar odun kesmeye başlamış. Tekrar odun kestikten sonra bakmış yoruluyor, tekrar dinlenmiş, tekrar baltasını bilemiş, kalkmış, odun kesmiş. Akşam dönüyor. Sabahkiyle tekrar karşılaşmışlar. Kaç tane ağaç kestin? 10 tane demiş, dinlenmeyen. Sen kaç tane kestin demiş, dinlenene. Ben 12 tane kestim demiş. Nasıl demiş ya, ben hiç nefes almadan çalıştım. Sen hiç nefes almadın mı? Aldım demiş. Nasıl kestin demiş. Bilmiyorum demiş. Ama biz biliyoruz. Nasıl kesti? O dinlenme sayesinde, o baltasını bilemesi sayesinde. Çünkü baltasını bilediğinde, nefesini güçlendirdiğinde, vücudunu dinçleştirdiğinde, bir vurduğunda ötekinin 3 vurması haline gelebiliyor etki anlamında. Bizim kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz, imkanlarımız, zihinsel performansımız da aynı böyle olabilir. Nitekim bu konuda çok çok örnekler var ama bir tanesini söyleyeyim. Ferran Adrià adında bir aşçı, şef. Barcelona'da bir restoran açıyor. Bu restoranın özelliği şu, 7 ay açık, 5 ay kapalı. Her yıl açılma tarihi var. 7 ay boyunca açık, 5 ay kapalı, 5 ay adam geziyor, mutfakta deneyler yapıyor, dolanıyor, bakıyor vesaire. Bu 7 aylık süreç içerisinde 8.000 müşteriye hizmet verebiliyor ve inanılmaz pahalı. Ama çok pahalı olduğu halde 2.200.000 kişi bekleme listesinde bekliyor. Nedir bu restoranı bu kadar özel kılan? Şefinin her yıl 5 ay yeni şeyler geliştirmek için kendini zorlaması, kendini açması, kendine vakit ayırması, kendini değiştirmesi, dönüştürmesi. O yüzden kariyerde de esasında nefes aldığımız aralıklar ziyan zaman değil, kayıp zaman değil. Boşluklar bize zarar veren, bizi geriye götüren şeyler değil. Bilakis bizi ileriye götürebilecek, geliştirebilecek, çok faydalı olabilecek şeyler. Nitekim akademide, keşke her meslekte olsa, sabbatical diye bir dönem vardır. Sabbatical'ı şu anda şöyle bir sisteme koydular. 7 yılda 1 yıl akademisyenler ayrılıyorlar bulundukları ülkeden ya da şehirden. Başka bir şehre, başka bir ülkeye, üniversiteye gidiyorlar. Orada araştırma yapıyorlar, kütüphanede vakit geçiriyorlar, kendilerini geliştirecek faaliyetler yapıyorlar ya da hiçbir şey yapmıyorlar, zihinlerini dinliyorlar. Hiç problem değil. Olur mu? Olur. O bir yıl çok ciddi anlamda o zihin işi yapanların özellikle tazelenmesine, gelişmesine, yeni fikirlere sahip olmasına sebep oluyor. Bununla alakalı özellikle zihinsel anlamda üretim yapan insanların çok ciddi ihtiyaç duyduklarını ve bundan çok faydalandıklarını biliyoruz. Dolayısıyla kariyerde de boşluğa çok ihtiyacımız var. Kariyerde de boşluk vermeye, nefes almaya, kendimizi geliştirmeye,
büyümeye imkan sağlayacak boşluklar oluşturmamız lazım. Zamanda boşluk ya da başka bir ifadeyle boş zaman diyoruz ya, boş zamanlar hayatımızın en önemli zamanları esasında. Bir insanı tanımak istiyorsanız boş zamanlarında ne yaptığını sorabilirsiniz. Çalışan hep aynı çalışıyor. Yani bir şirkette yazılımcı, 100 yazılımcı ne yapıyorsa herkes aynı yazılımı yapıyor. Karakteriyle, kişiliğiyle alakalı çok bir şey söyleyemezsiniz. Ama cumartesi pazar ne yapıyor? Yazın tatilde ne yapıyor? Akşamları ne yapıyor? Boş zaman olarak değerlendirilen zamanlarda ne yapıyor? O zamanlar kişiliği gösterir esasında. Ve boş zamanlar, bağışık boş zaman ayırmak, nefes alabilmek, boş zamanları çoğaltmak, bağışıklığı güçlendiriyor, stresi azaltıyor, yaşam süresini uzatıyor, ilişkileri zenginleştiriyor, ilham veriyor ve hayat üzerinde kontrol gücü sağlıyor. Hayatınızı kontrol ettiğinizi düşünebiliyorsunuz, inanabiliyorsunuz, savrulmuyorsunuz hayatın akışı içerisinde. O yüzden boş zamanla alakalı da bir düşünmemiz lazım. Her saniyemizi yoğun bir şekilde planladığımız, doldurduğumuz, yığdığımız bir hayat bize ilham veren bir hayat değil. Stresimizi arttıran, azaltmayan bir hayat. Bağışıklığımızı zayıflatan bir hayat. Ömrümüzü kısaltan bir hayat. Niye çok fazla strese maruz kalmak ister istemez bir sürü hastalığı beraberinde getiriyor. O yüzden boş zamanla alakalı biraz daha geniş olmaya gayret etmemiz lazım. O boşluklar ziyan vakitler değil. İlişkide boşluk bırakmak da çok önemli. Şu anda anne babalığın bu kadar zor olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi anne babalığın hiç boşluk bırakılmadan devamlı yapılması gereken bir iş olarak düşünülmesi. 7/24 anne babayım. Çocuğumun her saniyesinden haberdar olacağım, takip edeceğim falan. Bu bir insanın kaldırabileceği bir şey değil. Hem anne baba için hem çocuk için kaldırılabilecek bir şey değil. O yüzden anne baba çocuk ilişkisinde boşluklar bırakmamak, çocukların nefes almasına izin vermemek, belli oranda risk almalarına müsaade etmemek hem anne babanın anne babalığı anlamında çok ciddi anlamda yorulmalarına, yıpranmalarına ve ilişkinin bozulmasına sebep oluyor. Hem de çocuğun gelişmesi anlamında ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Bu konuda çok konuşabilirim ama konuşmayayım. Zaten biliyorsunuz bu konuyu, değil mi? Yakinen bildiğimiz bir şey bu. Özellikle bu dönemin anne babaları için. Eşler, romantik ilişkiler konusunda da benzer durumlar söz konusu. Bir gönül ilişkisi başladığında bir tarafın diğerini boğduğu, her saniyesinin hesabını sorduğu, onsuz hiçbir şey yapamadığı bir ilişki tarzı kuruluyor. Yürüyor mu? Çok yürümüyor. Çok yürümüyor. O yüzden ilişkide de boşluk bırakmak, insanların nefes almasını sağlamak çok önemli. Bununla alakalı sosyal medyada türlü espriler dönüyorlar. Bir tanesinde şöyle diyor. Sana diyor, biri 10 geçe mesaj gönderdim. 11 geçe gördün, 13 geçe cevap yazdın. O 2 dakika ne yaptığını Allah soracak diyor. Yani ne yapabilir 2 dakika? 2 dakika bir şey yapıyordur. Yani başka bir işi vardır falan. Yok. Hemen cevap yazman lazım. Cevap yazmazsan, 2 dakika beklersen bir problem var, bir arıza var. Bana değer vermiyorsun, beni önemsemiyorsun falan filan. Artık argümanları siz biliyorsunuz. Ama ilişkide de boşluk bırakmamak, nefes aldırmamak ciddi anlamda ilişkiyi yıpratıyor. Arkadaşlarla olan durumda da böyle. Yani bildiğim kadarıyla beyler bu konuda biraz daha iyi. Yani iki arkadaş, iki erkek arkadaş görüşmüyor. Yıllar sonra aynı noktadan başlayabiliyorlar. Ama hanımefendiler bu konuda biraz daha böyle niye görüşmedik, niye aramadın, sormadın, sen mi aramadın, ben mi aramadım, sen cevap vermedin, ben vermedim falan gibi büyük, koca, kalın kaplı, kara kaplı bir defterle bir sürü kaydı beraberinde taşıyabiliyorlar. Arkadaşlık ilişkilerinde de, dostlukta da boşluk bırakmak lazım, nefes aldırmak lazım. Bu ilişkinin zayıf olduğunu, ilişkinin kötü olduğunu, ilişkinin eksik olduğunu gösteren bir şey değil. Değil. Belki ilişkinin kuvvetli olduğunu, güzel olduğunu, güçlü olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi. O yüzden de arkadaş ilişkilerimizde de çok hep birbirimizin yanında olmak, birbirimizden haberdar olmak zorunda değiliz. Boşluk bırakmak ilişkimizi güçlendirecek bir şey. İlişki bittikten sonra da insanın boşluk bırakması önemli. Yani arkadaşımla küstüm, arkadaşımdan ayrıldım, boşandım, başka şeyler. Hemen bir şeyle doldurmak zorunda değilim. Boş kalabilir bazı şeyler. Bazı boşlukları önceki yaşadıklarımızı sindirmek, bir sonraki yaşayacağımızı hazırlanmak için değerlendirebiliriz. Bunu yapmazsak
ne önceki yaşadığımız sindirebiliyoruz, anlayabiliyoruz, anlamlandırabiliyoruz. Ne bir sonraki ilişkiye doğru bir şekilde hazırlanabiliyoruz. Hep aynı hatayı yapıyoruz. Hep aynı hatayı yapar, tekrar eder hale geliyoruz. O zaman da ne oluyor? Bu yaşanmışlık niye yaşanmışlık? Tekrar diyor hayatımda. Ben nasıl bir insanım? Ben kendimi niye kullandırıyorum? Ben niye hep yanlış ilişkiler kuruyorum? Beni niye herkes kandırıyor? Ben niye ilişki yürütemiyorum? Bende mi problem var falan filan diye kendimi suçlamaya başlıyoruz. Halbuki kendimi suçlayacak bir şey yok. Bir boşluk bıraksak, bir nefes alsak, bir o ayrılığı sindirsek, bir sonraki ilişkilere hazır olsak zihin ve kalp olarak olay çözülecek. Bizde problem yok. Ama o boşluğu bırakmamak kendimizi problemli görebilecek kadar bize zarar verebiliyor. Doğada da çok boşluklar var. Bakın buna taç özelliği diyorlar. Yapraklar birbirine değmeden büyüyorlar. Birbirlerine dokunmuyorlar. Böylelikle her biri güneş görüyor. Hatta aşağıdakine de güneş yansıyor. Ve birbirlerine hastalık bulaştırmıyorlar. Bir ağaçta olan, bir dalda olan hastalık ötekine geçmemiş oluyor. Bunun değişik versiyonları da var bitkilerde, çiçeklerde. Çiçekleri yan yana diktiğinizde büyümüyorlar. Ağaçları yan yana diktiğinizde kökleri uzamıyor, yayılmıyor. Niye? Çünkü birbirlerine engel olmaya başlıyorlar. O yüzden çam ağacı diyor, 5 metre arayla dikilecek. Ne dalları ne kökleri birbirine mani olacak. Çiçekler 30 santim, 40 santim arayla dikilecek. Niye? Birbirlerinin ışığına, güneşine mani olmayacak. İlişkilerde de böyle. Çok yan yana dip dibe geldiğimizde birbirimizin yapraklarına da, çiçeklerine de, meyvelerine de, ışığına da, suyuna da, köküne de mani olur hale geliyoruz. O yüzden doğadan öğreneceğimiz çok şey var. En önemlilerinden bir tanesi belki insanlarla ilişkilerimizde, gündemle ilişkilerimizde, her şeyle ilişkilerimizde zaman zaman böyle boşluklar bırakabilme becerisini kazanmak. Dilde boşluk da çok önemli. Bu Japonların da çok önem verdiği bir şey o ma felsefesiyle beraber. Mesela Japonlarda çok önemli bir şey varsa onu susarak takdir etmek, konuşarak takdir etmekten daha önemli. Çünkü konuşarak o kadar çok takdir edemezsiniz. Susarak daha çok takdir edebilirsiniz. Susmanın gücü konuşmanın gücünden daha fazla. Ama biz maalesef yoğun duygu zamanlarında konuşarak o anı bozabiliyoruz. Çok büyük bir acı var. Konuşmak zorunda. Abi sus. Sus yani çok büyük acı var. Sus yanında dur. Kolunu tut, temas et, sus ama. Sussan daha iyi olacak. Konuşarak bozuyoruz o anı. O acıyı kelimelere dökerek basitleştiriyoruz. Ve karşımızdaki anlaşılmadığını hissediyor. Deprem sonrası hadiselerde onu çok gördük. Sussa hiçbir problem olmayacak. Sussa yanında dursa olacak. Çok da iyi olacak ama konuşarak o desteği kaybettiriyoruz. O ruhu kaybettiriyoruz. Ya da çok sevindiğimiz, çok mutlu olduğumuz, çok neşelendiğimiz, çok huzur bulduğumuz bir zamanda, çok iyi hissettiğimiz bir insanla beraberiz. Konuşmak zorunda değiliz. Susabiliriz. Susarak da anlaşabiliriz. Susarak da paylaşabiliriz. Kemal Sayar Hoca'nın çok güzel bir kitabı var. Beni sessiz sevebilir misin diyor. Sessiz sevebiliriz birbirimizi. Sevebilmemiz lazım. O yüzden susmak, boşluk anlamında kullanabileceğimiz önemli güçlerimizden biri olabilir. Buna dikkat edelim. Diksiyon anlamında konuşmada da boşluk önemli. Mesela ben şimdi konuşurken kelimelerin arasında boşluklar bırakıyorum. Ama böyle yapmasam, hiç durmadan hep konuşsam, size bir şey anlatmaya çalışsam falan olmaz. Bir süre sonra siz ne diyor bu adam, aman sus falan yaparsınız, rahatsız olursunuz. Konuşmada boşluklara ihtiyacımız var. Her şeyde boşluklara ihtiyacımız var, konuşma dahil. Evimizde boşluklara ihtiyacımız var. Şu anda minimalizm akımı var. Bununla alakalı zannediyorum popüler video kanallarında da programlar var değil mi? Belgesel program, hanımefendiler hemen biliyorlar. Japon bir hanım var. O Japon hanım evdeki eşyalardan nasıl kurtulursunuz? Planlı bir şekilde onları nasıl evden atarsınız? Onları öğretiyor insanlara. Hakikaten önemli bir şeydir. Bu konuda bir araştırma var. İtalya'da iki tane doktor öğrencisi, karı koca. Doktora yapıyorlar, hem de çalışıyorlar fakat bir türlü döndüremiyorlar evi. Para kazanamıyorlar, kazandıkları para yetmiyor falan, sıkıntı, stres. Sonra bu minimalizmle alakalı bir şeyler okuyorlar. Diyorlar ki eşyalarımızı o minimalizm tavsiyelerine uyarak 150 parçaya indireceğiz adam başı diyorlar. 150 parça. 150 parça da az değil ha. Ondan sonra sayıyorlar.
beyefendinin 500 parça eşyası çıkıyor. Hanımefendinin 800 parça eşyası çıkıyor. Bunları büyük pazarlıklarla düşüne taşına 150'ye indiriyorlar. Ama zor yani vazgeçmek. Ve karar veriyorlar, almayacağız yeni bir şey. Yani bunlardan birisi iyice işe yaramaz hale gelmeden yeni bir şey almayacağız. Para yetiyor, stres gidiyor, yorulmuyorlar, daralmıyorlar, bunalmıyorlar, bir sürü güzellik yaşıyorlar. Hayatı biz kendimize zorlaştırıyoruz. Yunus Emre diyor ki, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı diyor. Bu varlıkların hepsi yaşam enerjimizi azaltan şeyler. O yüzden evimizde de, iş yerimizde de, masamızda da, masa üstümüzde de boşluklar vermemiz çok çok iyi olacak. O doluluk zihinsel ve yürek anlamında da bizi daraltıyor, bunaltıyor. Müzikte boşluk söz konusu. Bunu okumayacağım ama burada çok güzel örnekler veriyor büyük müzisyenlerden. Ve neticede diyor ki, yorumcunun dehasının, sanatkarlık zekasının bir birleşeni tanımlanmış zamanın neresinde ve nasıl mini es anları yerleştirerek bir duygu yelpazesi yaratabildiği, bir mana iletebildiği, özgünlüğü bulabildiğidir. İyi bir müzisyen nerede duracağını, ne kadar duracağını, nasıl duracağını bilir, öylelikle duygu yelpazesini yaratır, mana iletir, özgünlük bulur. Kendini oluşturur, kendi rengini oluşturur. Dolayısıyla bizler de hayatımızda oluşturduğumuz eslerle, boşluklarla bir özgünlük bulabilir, bir mana oluşturabilir, bir duygu yelpazesi yaratabiliriz. O yüzden müzikten konuşmaya her şeyde boşluklara ihtiyaç var. Gönülde boşluk da tabii önemli. Sol yanımı boş bıraktım diye bir şarkı vardı. Bu sol yanı zaman zaman boş bırakmak önemli. Ne demek? Kayıplar yaşayacağız. Bunlar fiziki kayıplar da olabilecek, manevi kayıplar da olabilecek. O kayıpların yerini doldurmak zorunda değiliz. O kayıpların bıraktığı boşluk kalabilir. Bu bizi eksiltmez, belki tamamlar. Bu bizi küçültmez, belki büyütür. Bu bize acı vermez, belki huzur verir. O yüzden kayıpların ardından da bir ilişki olabilir. Bir başka bir şey olabilir. Hemen yerine bir şey koyayım, bir meşgale koyayım, başka bir ilişki koyayım, başka bir iş koyayım diye düşünmeden orayı boş bırakabilmek lazım ki oraya bir ışık sızsın. Bununla alakalı da bir şeyler söyleyeceğim, bitiriyorum. Neticede diyeceğim şu, hani böyle bir insan bayılır, herkes telaşla başına toplanır, denir ki açılın bir nefes alsın, açılın bir nefes alsın, nefes almadan olmaz, bir boşluk bırakın. Şu anda hepimiz gündemden, işlerden, ilişkilerden, şehir hayatından, kalabalıktan, binadan, eşyadan, düşünceden, fikirden, duygudan nefes alamayacak, bayılacak duruma geldik. Şöyle bir açılsın her şey ve biz nefes alacak bir boşluk yaratalım hayatımızda. O boşluk bizi daha sağlıklı, daha güçlü, daha mutlu, daha umutlu bir insan haline getirecek. Çünkü boşluk yokluk değil, varlıktır. Çünkü Leonard Cohen'in çok güzel bir şarkısı var. Diyor ki, kusursuzluğu unutun, her şeyde bir çatlak vardır, boşluk vardır. Işık içeri böyle girer diyor. Işığın girmesi için kalbimize, zihnimize, hayatımıza, boşluk anlarına ihtiyacımız olacak. Son söz, benim çok etkilendiğim sözlerden biridir. Diyor ki, tecelliyata muntazır, zuhurata tabi ol diyor. Hepimizin hayatında çok güzel tecelliler olacak. Ama onu bekler halde olmamız lazım. Onu beklemezsek, çok yoğun, çok meşgul olursak o tecelliyatı fark etmeyiz bile. O yüzden o tecellileri fark edersek onlara mazhar olmak söz konusu. Ve sonra da zuhurata tabi olacağız. Muntazır olmanın zaten gereklerinden bir tanesi zuhurata tabi olmaktır. Zuhurata tabi olmayı büyük oranda kaçırdık. Zuhurata tabi olmak ne demek? Anın getirdiğini yapabilecek esnekliğe sahip olmak demek. Anın getirdiği bir imkan var ama sizin çok işiniz var. Onu yetiştireceksiniz, buraya koşacaksınız, şuraya zıplayacaksınız, oraya hoplayacaksınız falan. Kaçıyor bir şeyler, kaçıyor. Hep kaçırdım algısı var. Böylelikle biz ne tecelliyata mazhar olabiliriz, ne zuhurata tabi olabiliriz. Bir sürü fırsat geçip gider, farkına bile varmayız. Hayatımıza geri dönüp baktığımızda da nerede yanlış yaptık acaba diye düşünür ahlanırız. Kendimizde eksik ararız. Halbuki
bizde olan değildir eksik olan, hayatımızda olan dolluktur, fazlalıktır, yoğunluktur, boşluk olmamasıdır. O yüzden hayatımızda ne kadar sağlıklı boşluk bırakırsak, o boşluğu varlık olarak değerlendirip hayatımızı ona göre tasarlarsak o kadar tecelliyata mazhar olmuş olacağız. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Vaktimiz var. Müsaadeniz olursa, çok bunalmadıysanız, daralmadıysanız, boşluk bırakmadan soru cevap alalım, sonra boşluk bırakalım. Merhaba. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben Didem Sert, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 4. sınıf öğrencisiyim. Aslında ben konferansın başlığını gördüğüm zaman çok farklı düşünmüştüm. Yani kötüye yormuştum birazcık açıkçası, o boşluğa düşme. Kötü şeylerden bahsedeceğim diye mi düşünüyorsun? Evet, örnek veriyorum hemen. Mesela diyoruz ya, boşluğa düştü, işte sigaraya başladı, boşluğa düştü, o yüzden o ilişkiyi yaşadı gibi. Şimdi bu boşluğu nasıl değerlendirmek gerekir diye onu size sormak istedim. Teşekkür ederim. Evet. Tabii hakikaten bu boşluğu dolduralım, boşluk bırakmayalım, boşta kalmayalım, boşluğa düşmeyelim gibi ifadeler boşlukla alakalı hep negatif şeyler söylüyorlar. Ama deminden beri anlatmaya çalıştığım gibi boşluk olmadan nefes alamıyoruz. Dolayısıyla bu boşlukta kaybolmamakla boşluğu değerlendirebilmek arasındaki fark, ifade etmekte eksik kalmış olabilirim ama meramım şu, boşluğu bir varlık olarak düşünmek, hayatımızda var etmek. Yok olarak düşündüğünüzde o yoklukta kayboluyorsunuz. Yani boşluk dediğimiz şey, evet hoca boşluk bırakalım dedi, oturayım hiçbir şey yapmayayım. Değil. Boşluğu düşünüp yaşamak. Mesela boş kaldık, oturduk. Bu oturmamız bize bir şey söyleyecek. Bizde bir şeylere sebep olacak. Bizde bir şeyler var edecek. Dolayısıyla bu boşluğu varlık olarak düşündüğümüzde bir şey daha devreye girmiş oluyor. Hayatın akışını takip edebilmek devreye girmiş oluyor. Mesela bu dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğudur. Değil mi? Yani her 3 kişiden 5'i yaşıyor bunu. Dolayısıyla burada ne oluyor dikkat eksik hiperaktivite bozukluğunda? Organik değilse şayet, organik olanlarda da benzer durum söz konusu ama özellikle çevresel sebeplerle aktif olmuş dikkat eksik hiperaktivite bozukluğunda zaman algısı çok farklı işliyor. Gerçek hayat çok yavaş geliyor insanlara. Sanal hayat, oyunlar, videolar, çizgi filmler çok hızlı geliyor. Bunu fark eden film endüstrisi diyorlar ki 3 saniyede bir görüntü değişmesi lazım. Çünkü insan daha uzun süre bakmıyor, sıkılıyor. 3 saniyede bir çat 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 değişmesi lazım ki o dikkati takip edebilelim, insanlarda koruyabilelim. O yüzden insan uzun saatler, uzun süreler bir ekrana baktığında, gerçek hayata döndüğünde gerçek hayat çok yavaş, çok sıkıcı, çok yorucu, çok tahammül edilemez, çok başa çıkılamaz, çok zor falan geliyor. Halbuki boş kaldığımızda gerçek hayatın hızını da yakalayabilmiş oluyoruz, görebilmiş oluyoruz, fark edebilmiş oluyoruz. Yani insanların buradan buraya gitmesi için bir zamana, bir süreye ihtiyaçları var. Çat diye filmdekiler gibi gitmiyor. Filmde bir bakıyorsun adam burada, bir bakıyorsun öteki sahnede burada. Gerçek hayatta böyle değil. Bir zaman var, bir emek var, bir süre var. Dolayısıyla gerçek hayatın hızını yakalayabilme anlamında da boşluk önemli. Ama sizin sorunuzun cevabını verebildiğimi bilmiyorum ama son bir şey söyleyeyim. Yani boşluk tasarlanması gereken bir şey, varlık olarak kabul edip tasarladığımızda o boşluk bize imkan olarak dönecek. İmkan olarak değerlendireceğiz. Ama tasarlamadığımızda, yok olarak gördüğümüzde boşluğa düşüp ondan zarar görmemiz söz konusu olabilir. Bu sorunuzun cevabı işinize yarayan bir şey oldu mu? Peki, iyi, harikulade. Başka sorusu olan var mı? Buyurun efendim. Merhabalar Mehmet Bey. Serkan Demir, İstanbul Hukuk son sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bu dinlediğim 6. ya da 7. konferansınız. Çok teşekkürler. Yine harika bir konudan bahsettiniz. Bu kadar sabrettiğiniz için bana. Yok, estağfurullah. Benim içimde olan bir şeyi uyandırdığınız için teşekkürler. Ben hem kurumla ilgili hem de sizin anlattığınız konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buradan baktığımda gerçekten benim ebatlarımda biri için bu kadar yakın mesafede oturmak çok problem olabiliyor. Yani burada 160 kişi değil de 40 kişi olsa mesela ben çok daha aktif dinleyeceğimi düşünüyorum. Şu an başım ağrıyor. İnanın konu çok güzel ama hem havasızlıktan hem de odaklanamamaktan kaynaklanıyor. Bunu defalarca yaşadım. Artık bu yeri gelmişken söylemek istedim. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Tabii Turing'in çok bursiyeri var.
Bu bursiyerler bu programlara çok katılmak istiyorlar. Ama verimli olsun diye minimumda tutuluyor. Ama minimumda bazen zor olabiliyor, haklısınız. Bu havalandırmayı belki biraz daha soğuktan sizi etkilemeden nasıl yaparız bilmiyorum. Ama bunu bir düşünelim. Dışarıda kalanlara yazık olur ama o zaman. 240 kişi rezervasyon yaptı. Evet, evet. 80 kişi zaten dışarıda kalmış. Daha fazla dışarıda bırakırsak bilmiyorum nasıl olur. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun.